Arkadaşlar, Stocks Amerika'da bundan 3 yıl önce yasal çerçevelere uygunluk açıklayan ve yasal kurumlar tarafından tanınan ilk proje. Hepsinden önce çok önemli bir proje Stocks. Bitcoin layer'ler konuşuluyor. Bitcoin ölçeklendirmesi konuşuluyor. Bana göre Stocks layer 2'lerin şahıdır. Asıl Bitcoin layer 2 Stocks'tır. Üzerinde çok ciddi bir ekosistem gelişti. Son dönemde SRC20 hype'ını da duymuşsunuzdur Stocks tarafında. Geçen hafta incelediğimiz Alex de yine Stocks üzerinde kurulan, geliştirilen bir proje. Yani Bitcoin ekosisteminin bir parçasından bahsediyoruz Stocks'ta. Dikkat edin, geriye dönüp böyle incelemeler yapmayı seven arkadaşlar şuna bakabilirler Stocks grafiğinde. Regülasyon söylentilerini market kesinlikle sevmez. Bütün altcoin'ler bundan negatif etkilenir. Ama bir tane proje bundan çok pozitif etkilenir. Yani sürekli güçlenir. Bütün hacim ona girer. Bu Stocks arkadaşlar. Ne zaman regülasyon konuşulursa Stocks pozitif tepki gösterir ve çok ciddi yükselişler yaşar. Şu soldaki ilk yükseliş değil, ikinci yükseliş regülasyon söylentilerinin olduğu dönemde gerçekleşmişti. Bu yüzden hani bazen altcoin yatırımı yaparken ya aldığımız altcoin'ler ne olacak işte yasal çerçevelere uyum sağlayacaklar mı sağlamayacaklar mı diye soran arkadaşlar bazen garanti yatırımlar arıyorlar altcoin'lerde. Bu garanti yatırımlara örnek gösterebileceğim projelerden bir tanesi Stocks'tır. Üzerine çok çok uzun konuşabiliriz ama maalesef süre çok tutuyor. Bununla alakalı ayrı bir yayın açabiliriz gerekirse. Stocks'ın şimdi Gabi teknik analizini yapsın. Kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yasalara uygun, regülasyonlara uyumluluğunu 3 yıl önceden açıklamış, duyurmuş ve yasal kurumlar tarafından da bu uyumluluk doğrulanmış bir projeden bahsediyoruz. Bitcoin ekosisteminin bir projesi. Layer 1 değil milletin konuştuğu gibi. Stocks aslında bir Layer 2, Bitcoin Layer 2 ama Ethereum değil. Bir de BRC20'ler konuşulurken BRC20 hype'ından da her zaman pozitif etkileniyor. Çünkü BRC20'lerle organik bir şekilde etkileşime geçme özelliği var Stocks'ın. Her anlamda altı dolu bir proje. Benim favorilerimden birisi. Uzun yıllar daha kripto piyasasında göreceğimiz, trade edeceğimiz bir proje olarak düşünüyorum. Gabi'ye şimdi sözü devredeyim. Teknik analizini yapsın. Bir sonrakini ondan sonra geçeriz. Teşekkür ederim. Ben market cap bilgilerini vereceğim. Yine ardından Yağız'dan Stocks grafiği için destek rica edeceğim. Stocks'ın market cap bilgilerinde 1 milyar 818 milyon adet toplam ve maksimum arz olduğunu görüyoruz. Bunun hemen hemen %80'i dolaşımda 1 milyar 437 milyon adedi. Mevcut market cap'inde de 2 milyar 200 milyon olduğunu görüyoruz. Benzeri bir geri çekilmede hemen hemen %50 geri çekilmede 1,1 milyar dolar seviyesine kadar geri çekileceğini ardından grafik seviyeleriyle beraber şimdi bize boğadaki hedefini gerçi 3 aşağı 5 yukarı ben de burada çizdim ama şimdi Yağız da size paylaşacak, anlatacak. Ben sözü ve ekranı kendisine bırakıyorum. Yağız orada mısın? Sesim geliyor mu şu anda? Evet, geliyor. Yayını verdim ama sesim geliyor mu? Yağız, senin sesin geliyor. Biz seni duyuyoruz. Sen bizi duyuyorsan ekran paylaşımına geçelim. Direkt Stack grafiğini Almas Bey'e başla istersen. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, geliyor. Biz duyuyoruz. Devam et lütfen. Tamamdır. Öncelikle baştan alayım. Hüseyin abinin dediklerine tamamıyla katılıyorum. Bence Stakes kripto endüstrisi adına çok farklı bir yere sahip. Öncelikle SEC tarafından resmi olarak kabul edilen tek kripto para birimi ve bu her zaman regülasyon sürecinde kendini göstermiştir. Bunun en yakın örneklerinden birisi de SEC Ripple davasının yaşandığı süreçte
SEC tarafının öne geçtiği her gelişme STAX'e pozitif fiyatlama yansıması olarak geri dönmüştür. Aynı şekilde Ripple'da da düşüşler yaşanmıştır. Şimdi STAX tarafına baktığımızda aslında 0,44 dolar civarından bir haftalık grafikte çok güzel ilme yakalandığını görüyoruz. Bu da fiyatı yaklaşık olarak 2 dolara doğru taşımış. Daha sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüşler ve aynı zamanda ETF'in onaylanmasından sonra gelen geri çekilme STAX'i 1,53 dolar civarına kadar geri çekilmiş. Öncelikle grafikte ilk dikkat etmemiz gereken alan çok uzun bir zamandır tepe fiyatı olarak çalışan 2,06 dolar seviyesi. Bunun üzerinde biz haftalık kapanış yaptığımız takdirde öncelikle Fibonacci indikatörüne göre 1,618 olan 2,29 dolar seviyesine ilerleyebiliriz. Daha sonrasında ise haftalık grafiklerde pek çok mum şeklinde olan şöyle kutuya baktığımda 2,88 2,71 dolar aralığı satıcılı bölge olarak karşımıza çıkacaktır. Buradan fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi kuvvetli muhtemel olacaktır. Onun haricinde bu seviyenin üstünde haftalık kapanış yapılması ilk olarak yine Fibonacci'ye göre 3,17 dolara taşıyabilir pariteyi. Daha sonrasında ise haftalık grafikte yine fit olarak kalan 3,26 dolar direnç olarak rol oynayacaktır. Daha sonrasında 4,04 ve 4,58 dolara doğru bir hareket görebiliriz. Ancak teknik tarafın önemli olduğu kadar hani bu süreçte regülasyonlar, SEC tarafından gelecek haberler, piyasanın gidişatı gibi konular da çok büyük bir rol sahibi olacaktır. Bunun dediğim gibi en yakın örneğini biz Ripple'da izlemiştik. Ripple'a karşı herhangi bir SEC hamlesi geldiğinde STAX fiyatı daima kendini göstermişti. Hatta çoğu altcoin'ler %10, %15'e yakın değer kaybederken STAX genellikle yukarı yönlü fiyatlamasıyla günün en çok değer kazanan kripto paralarından olmuştu. Grafiği bu şekilde değerlendirebilirim.